Şubat depreminden sonra eğitim öğretime 20 Şubat'a kadar 81 ilimizde ara vermiştik. 20 Şubat tarihinde Elazığ dahil 71 ilimizde eğitim öğretime başladı. Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da genel durum sunum ve değerlendirme toplantısının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimiz bulunuyordu. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihi itibariyle başladık. Ve böylece bu üç ilimizde 1.236.929 öğrencimiz ve öğretmenlerimiz de eğitim öğretimle buluşmuş oldular. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezi depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da eğitim öğretime kademeli olarak başlanacağını açıkladı. Özer, Malatya'da 8, Adıyaman'da 5, Kahramanmaraş'ta 2 ve Hatay'da 7 ilçede okulların 27 Mart'ta açılacağını kaydetti. 27 Mart tarihi itibariyle Malatya ilimizde Arapkir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğan Yol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçelerimizde 27 Mart itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz. Yine Adıyaman ilimizde Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerimizde 27 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başlatıyoruz. Kahramanmaraş ilimizde sadece iki ilçemizde, Andırım ve Ekinöz ilçelerimizde 27 Mart itibariyle eğitim öğretimi başlatıyoruz. Bugün bulunmuş olduğumuz Hatay ilimizle ilgili de Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dört Yol ve Arsus ilçelerimizde 27 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başlayacağız. Is the beginning of the end of the earthquake. We were there together in Ankara. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenler için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın ardından AB Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varel ile İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'ye yapılacak her türlü destek, devletimizin aynı şekilde ayırdığı bütçe, milletimizin gerek yurt içinde, yurt dışından verdikleri destekler, kampanyalar sebebiyle şeffaf, açık bir şekilde, denetime de açık bir şekilde deprem bölgesinin yeniden inşası, imarı için ve depremden etkilenen insanların ihtiyacı olan destekler için kullanılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çavuşoğlu, bugün Brüksel'deki Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda taahhüt edilen miktarın yaklaşık 4.3 milyar avrosunun uygun kredi, 1 milyar 750 milyon avrosunun da hibe olduğunu belirterek, şu anda geçici barınma ihtiyacı devam ediyor. Acil ihtiyaçlar var. Bir kısmı bunlara harcanacak. Kendileriyle de görüştük ve onların bir an önce gönderilmesinde fayda var dedi. 1 milyar 750 milyon avro da hibe olarak bugün taahhütte bulunuldu. Fakat burada bazı ülkeler, mesela Macaristan, iki tane yıkılan kiliseyi ve bir hastaneyi yapacaklarını söylediler. Ve bunun için de bizden proje bekliyorlar. Bu projelerin maliyeti de daha sonra ortaya çıkacak. Bunlar bu miktarlara dahil değil. Şimdi bu taahhütlerin ne zaman ve nasıl ödeneceği. Elbette şu anda geçici barınma ihtiyacı devam ediyor. Acil ihtiyaçlar var. Bir kısmı bunlara harcanacak. Kendileriyle de görüştük. Ve onların bir an önce gönderilmesinde fayda var. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varel ise depremin yol açtığı hasarın boyutuna kıyasla Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda taahhüt edilen yaklaşık 7 milyar avronun yeterli olmadığını belirterek yine de depremzedelerin normal hayatlarına dönmeleri için ilk adım olarak görünmesi gerektiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6 Şubat tarihi depremlerin merkez üslerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dayanışmayla kurulan ve günlük 12 bin kişiye ücretsiz sıcak yemek servis edilen Yeniden Hayat Lokantası'nı ziyaret etti. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Kesinlikle. Allah razı olsun.
Geçmiş olsun. Ne ikram ediyorsun? Bir torunu var, pilav var. Çorbaşı bir çorbaşı var. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 6 Şubat'taki ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'da örnek bir dayanışma yaşanıyor. Türkiye, devlet millet el ele depremin yaralarını sarıyor. Devlet tüm imkanlarını deprem bölgesine seferber ederken vatandaşlar da imkanları ölçüsünde afetzedelere yardım ediyor. Depremin ardından geçen yaklaşık 1,5 ayda yardımların da sürdürülebilir olması büyük önem taşıyor. Yaptıkları iş bir hayır yarışı. Yine arkadaşlarımızın bir araya gelerek burada bu depremden etkilenen vatandaşlarımız için oluşturdukları bu lokanta, ismi lokanta ama aslında bir hayır yarışında ne kadar güzel işler yaptıklarını gördüm. Buraya insanlarımız, vatandaşlarımız geliyorlar, yemeklerini yiyorlar ama bunun yanında aslında bir dostluk ve kardeşliği de paylaşıyorlar. Depremlerde Hatay'ın Defne ilçesinde oturduğu daire ağır hasar alan 70 yaşındaki Necmettin Balıkçı, bahçesindeki barakada ihtiyaçlarını karşıladığı hasta eşinin elini bir an olsun bırakmıyor. Burada yatıyorum. Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinde Yeşilpınar mahallesindeki 3 katlı Necmettin Balıkçı ve 4 oğlunun oturduğu apartmanda ağır hasar aldı. Giriş katın çöktüğü apartmanın zemininde oturan Necmettin Zehra Balıkçı çifti küçük bir boşluk sayesinde dışarı çıkmayı başardı. Necmettin Balıkçı, kanser hastası 48 yıllık hayat arkadaşıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Yağmur yağınca hayvan yazık. Bir felaket. Bu kesinlikle deprem değil. Ben gözlerimle gördüm. Yani ev nasıl gidiyor gördüm gözlerimle. Senede bir... Irak'ta evin geçim yükünü de üstlenen bazı kadınlar zorlu hava koşullarına rağmen günün en az 8 saatini omuzlarında kerpiç taşıyarak ailelerini geçindirmeye çalışıyor. Gelir düzeyi düşük ailelerdeki genç kız ve kadınlar başkent Bağdat'ın doğusunda çöl alanında bulunan kerpiç fabrikasında zor şartlar altında çalışıyor. Fabrika işçisi kadınlar güneşin ve tozun etkisinden korunmak için iki gözleri hariç yüzlerinin tamamını siyah örtüyle kapatmak zorunda kalıyor. (Gülüyor) 35 yaşındaki Iraklı Ahmet, 2 yıldır bu fabrikalarda çalışıyorum. Allah'tan başka hiç kimsemiz yok. Oturacak evimiz bile yok. Kaçak oluşturulan küçük bir alanda yaşıyoruz. Çalışmazsan kimse sana para vermez. Eşimin yaşı büyük, görme engelli ve hasta yatağında yatıyor. Çalıştığımız yerde yaz aylarında sıcaktan kavruluruz. Erkek bünyesinin zor dayandığı bir iş yapıyoruz. Kadınların cesur olup evini geçindirmek için çalışması gerekiyor. Burada eşini kaybetmiş ve çocuklarını geçindirmek için çalışan kadınlar da var sözlerini kullandı. Fethullahçı terör örgütü FETÖ'nün örgütsel iletim modeli olan ankesörlü telefonlardan ardışık şekilde arandıkları tespit edilen bir eski askeri personel, kapatılan askeri okuldan 13 öğrenci ve bir mahrem imamın yakalanmasına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ile ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanları da bulunan şüphelilerden 14'ü başsavcının talimatıyla İstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alınırken bir şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Van'ın Başkale ilçesinde sporcuların da yer aldığı minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı. Alparslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler Kulübü sporcularının da içinde olduğu, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 30AAC131 plakalı minibüs Van Başkale Karayolu'nun 55. kilometresinde devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı olan 11 kişi olay yerindeki müdahalenin ardından
ambulanslarla Başkale, Gürpınar ve Van'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Elazığ'da çıkan silahlı bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Rüstempaşa Mahallesi, Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde FT ile SC arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada SC bıçakla, FT ise tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Van'da judo antrenörü olarak görev yapan Rakip Aslan'ın okul ziyaretleri sırasında tanışıp spora kazandırdığı Down sendromlu 3 sporcu haftada 2 gün yaptıkları antrenmanlarla Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Özel sporculara yönelik antrenörlük kursuna katılan Aslan, yeni yetenekler keşfetmek için ziyaret ettiği özel bir rehabilitasyon merkezinde Down sendromlu Mehmet Özvan, Sezanur Özgül, Aslan İç Güleç ile tanıştı. Spora yatkın olduklarını tespit ettiği 20 yaşındaki 3 genci, judo takımını alan Aslan, onlarla yakından ilgilenerek hem sosyalleşmelerini hem de sporla hayatı tutunmalarını sağladı. Haftada 2 gün yapıyoruz. Salı ve Perşembe günü çalıştırıyorum. Sadece özel onları çalıştırıyorum. Yalnız maçlara yaklaştıkça ve bu çocuklarımız teknikleri öğrendikçe diğer çocuklarla beraberinde çalıştıracağım ki çünkü bunlar kendi ayrı bir engelli birey olarak zannetmelerini istemiyorum. Çünkü onlar da bizim için aynı, diğer sporcularımıza hiçbir farkı yok. Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen ve evlerinin ağır hasar alması nedeniyle ailesiyle Adana'ya taşınan Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü'nün 16 yaşındaki voleybolcusu Sina Nur Balat, misafir oyuncu olarak Adana Voleybol Spor Kulübü bünyesinde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü'nün 16 yaşındaki oyuncusu Bolat, takım olarak psikolojik anlamda çöktük. Çünkü takımdan 3 arkadaşımızı kaybettik ve hepsini çok seviyorduk dedi. Ben Gençlik Spor Kulübü'nde oynuyordum. Gençler kategorisinde şampiyon olduk. İl dışına hazırlanıyorduk. Daha iyi takımlarda oynamak, yani yükselebileceğim kadar yükselmek voleybol kariyerimde. Adana'da devam edeceğim çünkü zaten buraya taşındık. Zülfikar Hoca ile devam etmek istiyorum.